Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzda canlıların sınıflandırılması konusunu işleyeceğiz. Evet, bu konudan arkadaşlar YGS artı LYS'den banko soru geliyor. Evet, YGS artı LYS'den en az 4 tane soru geliyor. Şimdi tabii bu yıllara göre değişkenlik gösterebiliyor. Bazen YGS'de çok soruyorlar, bazen de LYS kısmına daha fazla soru gelebiliyor. Şimdi canlıların sınıflandırılması tabii ki bir ihtiyaca binaen ortaya çıkmış bir bilim dalıdır aslında. Burada bir canlı araştırılırken farklı bir insanın tekrar aynı canlıyla vakit kaybetmesin diye ortaya çıkan bir bilim dalı. Canlılar sınıflandırılırken benzer özellikleri, ortak özelliklerine göre gruplandırılmasına biz sınıflandırma diyoruz. Bunlara ilgilenen bilim dalına da taksonomi veya sistematik diyoruz arkadaşlar. Evet, taksonomi veya sistematik diyoruz. Şimdi sınıflandırma sayesinde canlılar arasındaki akrabalık dereceleri, işte geçmiş tarihi, hangi canlıdan köken aldığı, organelleri, organları, yapıları, yaşam ortamları, aklınıza gelebilecek her şey hakkında biz ne yapıyoruz? Biz bilgiye sahip olabiliyoruz. Evet, sınıflandırma tarihsel gelişim sürecinde evet iki kısma ayrılacaktır. Yapay sınıflandırma ve doğal sınıflandırma şeklinde ikiye ayrılmış olacaktır. Şimdi yapay sınıflandırmada genel itibariyle sadece dış görünüş baz alındığı için ve yaşam ortamları arkadaşlar ele alınıyor. Bu şekilde gözleme dayalı, evet burada sadece gözleme dayalı bir inceleme var. Bu sınıflandırma arkadaşlar milattan öncesine kadar dayanır. Tabii ki bu sınıflandırmayı yapan Aristo'dur. Aristo bakmış canlılara, tabii gözlem yoluyla milattan öncesindeki teknolojiyi düşünecek olursak mikroskop henüz gelişmemişti. Yapı itibariyle anatomik özellikleri, biyokimyasal özellikleri bilinmiyordu. Dış görünüşüne bakıyor, ortamına bakıyor, ona göre sınıflandırma yapıyordu. Mesela hayvanları suda yaşayanlar, karada yaşayanlar ve havada yaşayanlar şeklinde gruplandırmış. İşte bitkiler, çalılar, ağaçlar, otlar diye ayrılmış. İşte hayvanlar içerisinde yararlılar, zararlılar, faydasızlar şeklinde gruplandırmış. Yani bu şekilde bir sınıflandırmayı arkadaşlar görmekteyiz. Tabii ki arkadaşlar burada tamamen gözleme dayalı olduğu için bir ölçü birimi olmadığından dolayı geçerliliğini yitirmiştir. Aristo'nun kullanmış olduğu bu yapay sınıflandırmada asıl kaynağı analog organdır arkadaşlar. Analog organ da diğer ismiyle görevdeş, aklınıza öyle kalsın, analog organ görevdeş. Yani görevleri aynı fakat kökenleri farklı olan organlardır. Bu ne demek? Mesela arkadaşlar örnekte sineğin kanadı ve serçenin kanadı. Baktığınız zaman görev yönüyle aynı, ikisi de uçmaya yarıyor, öyle değil mi? O zaman uçan bütün organizmalar aynı sınıfta yer alır diye gruplandırmıştır. Ama burada biz sineğin kanadına baktığımız zaman keratinden oluşan zarsı ve pulsu bir yapıdan oluşurken serçenin kanadı işte epitel doku, kan doku, kemik doku, kas doku gibi farklı kökenlerden kaynaklandığını görmekteyiz. Aynı şekilde bir balık yüzgeci ile Yunus'un yüzgeci. Şimdi balıklar arkadaşlar farklı bir sınıflandırma basamağında, Yunus'a da farklı bir sınıflama basamağında bulunuyor. Evet, bunların köken aldığı organlar tamamen birbirinden farklıdır. Evet, şu an günümüzde geçerli olan asıl sınıflandırma basamağı doğal sınıflandırmadır. Diğer ismiyle filogenetik sınıflandırma. Evet, canlıların köken benzerliği, akrabalık derecesi, protein benzerliği, anatomik yapısı, fizyolojik, embriyolojik, biyokimyasal, sitoloji, histoloji bunların tamamı arkadaşlar baz alınarak yapılan sınıflandırmadır.
Ve bu sınıflandırmanın mimarı Karl Line dediğimiz bilim adamıdır. Modern sınıflandırma basamaklarını ortaya atan bilim adamı Karl Line'dir. Tabii öncesinden arkadaşlar sınıflandırmayı bulanlar olmuştur. Ama şu an kullanmış olduğumuz basamaklar tamamen Karl Line'a ait olacaktır. Karl Line'ın yapmış olduğu sınıflandırma da onun da kullanmış olduğu homolog organdır arkadaşlar. Homolog organda kökendeş, yani kökeni aynı, görevi aynı ya da farklı olabilir. Evet, köken aynı ama görev farklı olabilir. Şimdi mesela insan koluna baktığım zaman kavramaya yarıyor. Balina yüzgeci yüzmeye, yarasa kanadı ise uçmaya yarıyor. Fakat bunların kol, yüzgeç ve kanat tamamı aynı kökenden oluşmuştur. Evet, Karl Line'ın yapmış olduğu sınıflandırma basamakları aslında ilk etapta 5 tanedir. Fakat canlıları araştırdıkça bunun yetmediğini görmüş ve zamanla sınıflandırma basamağını 7'ye çıkartmıştır. Evet, alem, şube, sınıf, takım, familia, cins ve tür şeklinde 7 basamaktan oluşacaktır. Şu an günümüzde tür altı ve alemler üstü sınıflama basamakları da mevcuttur ama şu an ÖSYM onu kabul etmediği için biz bunu baz almıyoruz. Burada arkadaşlar YGS'de çıkan sorulara baktığımız zaman işte bir sınıflandırma basamağında alemden türe doğru neler değişir veya türden aleme doğru gidildikçe neler değişir, bu tarz sorular karşımıza gelebilmekte. Evet, alem arkadaşlar, alemler üstü sınıflandırma basamağına biz divizyo diyoruz. Tür 6 sınıflandırma basamağına ise SP veya tür 6 diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Alemden türe doğru gidildikçe. Şimdi benzerlik artar. Neden? Çünkü türe doğru geliyor. Genel itibariyle arkadaşlar, bunları şimdi biraz sonra ifade edeceğiz. Tür ortak bir atıdan gelen canlı topluluğuydu. Ortak gen artar, akrabalık derecesi artar. Peki neler azalır? Alem. Düşünün arkadaşlar, bütün canlılar alemi, o zaman birey sayısı azalacaktır. Çeşitlilik azalır. Türden aleme doğru gidildikçe benzerlik kesinlikle azalır. Ortak gen azalır, akrabalık derecesi azalır. Tam tersini diye düşünebilirsiniz. Birey sayısı artar, çeşitlilik artar. Bu sınıflandırma basamağını şunu da söyleyeyim. Hani kodlamak adına Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı şeklinde sınıflandırabilirsiniz. Evet, istiyorsanız şöyle yazalım. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Evet, baş harfleri tür, cins, familia, takım, sınıf, şube ve alem şeklinde olacaktır. Evet, şimdi sınıflama basamaklarından sonra Karl Line'ın yine yapmış olduğu bir diğer sistem ise ikili adlandırma sistemidir. Bunlar arkadaşlar çok güzel hiyerarşik bir gruba göre yapılır. Böyle rastgele değildir. Belli özelliklere göre canlılar sınıflandırılır. Evet, ilk kez Karl Line tarafından kullanılmış ve yapılmıştır. Tabii ki ikili adlandırma sisteminde tür esas alınır ve türe baktığımız zaman da ortak bir atadan gelen çiftleştiklerinde verimli yavrular verebilen canlılara tür denir. Yani şurada katır bir tür müdür? Değildir arkadaşlar. Çünkü katır kısırdır. Kısır olan bir canlıyı kesinlikle biz almıyoruz. Şöyle ben ifade edeyim. Anne, baba, bunlardan oluşan bir kız, bir de erkek çocuk olsun. Şimdi erkek çocuk evlendi ve erkek çocuğunun arkadaşı çocuğu oldu. Dikkat ederseniz o zaman A ve B kesinlikle arkadaşlar türdür diyeceksiniz bakın. Bunlardan oluşan çocuk bir
çocuğun bir çocuğu oldu. Yani A ve B'nin torunu varsa kesinlikle arkadaşlar bu bir türdür diyeceğiz. Tür adlandırılırken ilk önce türün dahil olduğu cinsin adı, daha sonra türe ait tanımlayıcı özellik ifade edilir. Bu tanımlayıcı özellik rengi, şekli, kokusu, bulunduğu coğrafik konum, işte güney yamacı, kuzey yamacı, tadı, aklınıza ne gelirse. Eğer bunlar yoksa o canlıyı bulan kişi burada tanımlayıcı ismi kullanabilir. Ve tür adı kesinlikle iki kelimeden oluşur ve kesinlikle de Latince harfler kullanılmak zorundadır. Neden Latince? Çünkü evrensel bir dil, bilimsel bir dil olduğu için dünyanın her yerinde aynı dil kullanılacak ve birinin bulduğu canlıyı farklı biri daha onunla zaman kaybetmeyecektir. Bundan dolayı arkadaşlar evrensel bir dil kullanmış olunur. Buraya Pinus nigra'ya baktığınız zaman evet bu bir kara çamdır. Pinus çam giller demek, nigra ise kara demek arkadaşlar. Tanımlayıcı ismi neymiş? Kara. Biz Pinus nigra'ya tür ismi diyoruz. Bakın arkadaşlar, cins neyi belirtir? Akrabalık derecesini belirtir. Ama ikisi birlikte türün ismini oluşturacaktır. Evet, burada alemden türe doğru gidildikçe bazı özellikler var. Tabii ki burada hayvanlar ve bitkiler alemine baktığımız zaman mesela animalia, hayvanlar alemi, chordata, kordallar şubesi, onun alt başlığında işte balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar, memeliler, mamalya. Carnivora, memelilerden otla beslenen, etle beslenen, hem ot hem etle beslenen canlılar. Ursidae, ayıgiller, ursus, ayılar ve ursus maritimus, kutup ayısı. Yani bunlar arkadaşlar, yani kutuplarda yaşadığı için arkadaşlar bu şekilde bir isimlendirme yapılmıştır. Bitkiler de aynı şekilde. Plantae bitkiler, Tarakopita, iğne yapraklar, konifera, kozalaklar derken bu şekilde Pinus nigra'ya kadar olan kısımda basamaklar şeklinde türün adlandırılması yapılmaktadır. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.